MR Hayal Kahvesi'ne geldik bugün. Yani aslında aşağıdan başlatmam gerekiyordu bu yolculuğu. Otoparktan beri o asansör, bu asansör. Yani bir asansöre bindim. Oradan çıktım terasa ya da dördüncü kata diye bir şey yok. Sinema asansörüne bir de oradan şuraya dön. Oradan orta meydan asansörüne geç. Oradan teras, yürüyen merdiven falan filan derken işte sonuç olarak buradayız. Burası orta meydan diye geçiyor MR'ın. Daha önce buraya akvaryuma gelmiştik ama o zaman kapsamlı böyle bir dolaşma imkanımız olmamıştı. Şöyle oturma alanı kısımlarını da gösterelim. Şöyle burası da böyle ofis kısımları. Burası da böyle bir giriş bölümü. Buradan daha terasa çıkacağız. Teras bir restoranları. Yani belki 8-10 kat var eksilerle beraber. Yani şimdi şöyle göstereyim. Burada teras var. Y var. Giriş yani. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bir de eksi 4'ün altında da P1, 2, 3, 4 vardı galiba. Yanlış bilmiyorsam. Yani biz P3'e mi ne girdik? Hakikaten bulması zor. Biz şimdi terasa çıkacağız şuradan. Şuradaki teras asansörüyle. Hani tek asansör değil. Şimdi son asansörümüz olan teras asansörüne bineceğiz. Şöyle bir kitapçık varmış. Bir de aplikasyonu da varmış. Diyor ki navigasyonumuz var. Aplikasyonda falan diyor yani. O derece. Bakalım bulabilecek miyiz mekanımızı. Şimdi teras restoranları diye devam ediyorum. Teras restoranlarımız şu şekilde. Bir tanesi kapanmış galiba restoranların üstü. Tipex'tenmiş. Bakalım. Hayal kahvesi aslında bildiğimiz bir zincir ama yani buradakine ilk kez geliyoruz tabii. Üç farklı menü seçtik. Yani et, tavuk, bir de dana, bir de kuzu mu vardı? Tam hatırlamıyorum. Ona bakarız. Burası değil. Burası Happy Moons. Burası Happy Moons. Evet, şöyle AVM gezisi gibi oldu biraz ama yani mekanı bulmak zor olduğu için iftara da ne kadar kaldı? Gerçi rezerve ettirdik ama iftara da 10-15 dakika bir şey kaldı yani. Şöyle kafenin içinden geçtik gibi bir durum oldu. Happy Moons'a girmiş annemler. Evet. Böyle devam ediyoruz. Sıradaki mekanımız Bedri Usta. Bedri Usta'yı hatırlıyor muyum daha önceden? Yani şimdi tabii bu aralar fiyat listesi yazmak yılbaşından beri zorunluluk oldu. Onun da örneklerini görüyoruz burada. Bedri Usta Adana kebapçısıymış. Açıkçası daha önce geldiğimiz bir mekan değil. Zula. Zula'nın sanki yanlış hatırlamıyorsam Zorlu'da da şubesi var. Aynıysa eğer. Paps İtalyan'ın da sanki vardı şubesi. Emin değilim ama bir bakmak lazım. Buraya özgü de olabilir. Ona emin olamadım. Biz böyle devam ediyoruz. Yani yemek öncesi sporu gibi. Evet, hayal kahvesi karşıdaymış. Burada da bir dans eden kadın figürü var. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle bir figürümüz var. Şemsiye mi tutuyor o? Tam emin olamadım. Evet, şu karşısıymış. Şöyle hayal kahvesi. Burada da böyle çiçekli oturma alanı gibi bir yer varmış. Yani neredeyse evlerin de dibine girdik. Adres Otel İstanbul şurası. Bu ne? Galliard. Galliard Brasserie. Bu birçok yerde var. Vadide falan, Zorlu'da. Galliard'ın var şubeleri biliyorum. Burada bir steakhouse yeni açılacak. Daha açılmamış. Buça diye duymadım. Buçur'dan esinlenmeli herhalde. Evet, annem... Tabii annemle Arda dinlenmeye geçmişler. Çok yol yürüdük çünkü. Etrafı da bir çekelim, öyle geçelim dedik. Karşıda da Sushiko ve Big Chef's şubeleri var. Onlar zaten bildiğimiz yerler. Böyle değişik bir ortam. Güneş batarken şöyle bir tepeden de bir görünüm alalım. Yani güzel bir süsleme olmuş.
Buraya güzel aslında şeyler yapılabilir. Konsept süslemeler yapılabilir. Yılbaşında, başka zamanlarda, bayramda vesaire. Güzel süslemeler yapılabilir buraya. Çünkü çok geniş bir süsleme alanı var. Yapay çim kullanılmış galiba. Dört dediği ne? Yani bu kapı mı? Onu anlayamadım. Teras dördüncü kapı gibi mi? Real kahvesi zaten şurada. Mekanımızın. Tabii kurala uygun olarak buraya fiyat listesi asılmış. Yani şu şekilde gezen yumurtalar neli menemen. Neli omlet. O kısım ilginç olmuş böyle. O kısım hafif bir espiritüel olmuş. Geri kalan normal. Yani baktığımız zaman menüde içecek menüsü var. Ondan sonra güncelleme tarihi de varmış. 22 Ocak 2024'müş. Ya muhtemelen bu fiyatların geçerli olmaması lazım şu an. Ama bakalım. Yani imkanı yok. 2 ay olmuş. Yani neyse, biz sonuç olarak önceden rezerveli geldik. 1992'den beriymiş bu arada Aya kahvesi, onu bilmiyordum. Buralarda tabii şöyle konserler vesaireler de çok olur Ayar kahvesinde. Biz şu an iftara diye geldik. Bakalım iftar nasıl gelecek. Evet, yani daha önce kafede iftar deneyimimiz olmuştu galiba. Şeyde, Nefes Kafe'ye gitmiştik. Bu ormanın içinde. Böyle bir şeydi. Ahşap bir binanın içindeydi. Burası ama yani bu hakikaten bir kafe iftarı yani. Hani hakikaten tabaklar falan. Tasarımı vesaire. Yani şey anlamında çok bir şey gelmiyor. Meze olarak yani sadece zeytin ve hurma geliyor. Tadına bir bakalım. Yani mercimek çorbası normal. Hani öyle tereyağlı şifalı çorbalardan değil. Tuzu çok az, evet. Onu ben de fark ettim. Gerçi ben sevmiyorum zaten fazla tuz ama bakalım yemeklerimiz nasıl olacak. 3 farklı menü aldık. İkisi tavuk, biri et galiba. Bakalım. Onlar da kafe usulü olacak büyük ihtimal. Evet, limonu bile kesip koyuyorlar artık. Şimdi ben şöyle göstereyim. Limonu bile kesiyorlar artık. Yani böyle tam bütün koymuyorlar. Yarım veya 1/3 gibi bir şey yapmışlar. İşte bu şrinkflasyon dediğimiz hadise yani. Gerçi bir yandan da mantıklı yani. Çünkü öbür türlü de ziyan oluyor. Özellikle kebapçılarda vesaire falan. Limonlar hep ziyan oluyor. Ama durum bu yani. Bugün bir haber okudum zaten. Tek kullanımlık zeytinyağı çıkmış. 50 mililitrelik. Yavaş yavaş oralara doğru gidiyoruz. Bakalım. Hatta bir ara şey vardı. Olgun meyve. Olgun sebze. Böyle pörsümüş salatalıklar. Ha, öyle diye olgun satılıyor. Olgun salatalık diye satılıyor falan. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet, menülerimiz geldi. Biraz da karanlık, tam şu üstümüzdeki ışık da bozulmuş, çalışmıyormuş şansımıza. Yani biz de öyle bir yere oturmuşuz ki. Şu körili tavuğumuz. Bir bakalım tadına. Yani şöyle bir bakalım. Fena değil kıvamında. Arda kremalı mantarlı tavuk aldı. Şu şekil. Yanına Ramazan pidesi geliyor. O güzel. Yani normalde bildiğimiz Ramazan pidesi bu ayarlamışlar. Onun dışında köfte menümüz var. Şöyle 4 tane iri köftemiz var. Annem etçi. Yani ızgara bir köfte. Kasap köftemi diye bakıyorum. Yok. Akçaabat'ın irisi gibi duruyor. Şöyle. Onun dışında salata yok mesela. O ilginç bir dezavantaj. Ama ondan sonra tatlımız varmış. Tavuk menülere Kemal Paşa, et menülere de sütlaç geliyormuş. Yanına da Türk kahvesi ya da çay geliyormuş. Yani hani çok yoğun bir içeriği olan bir menü değil ama belki de bu böylesi daha güzel iftarda.